muhatap oluyor bu adam. Seninle özel olarak karşılaşsa belki yemek ısmarlar ya, üniformasız. Yani bir kimliğin var orada, o kimliğe saldırıyor senin. Yahu kardeşim tamam, alt üstü 3 yeteği ödüyorsun da 5 dakika kalacağız ya. Meskul ettiniz her yere kardeşim ya. Öyle bana mimikler falan yapma, gözünü seveyim ya. Ya 3 milyonun kopsun kardeşim. Fiş kesiyor musun sen? Efendim? Kesiyoruz. Al çektir bakalım. Nereye çektireceksin? He? Aynı kaseti okuyorsun birader ya. Aynı kaseti 2 saat yok mu senin amirinmişsin ya burada? Sen ne ayaksın sen? Kim seni koydu buraya? Bak ben sana lafım değil. Ben sana bir şey demiyorum kardeşim. Yukarıya diyorum bak. Benim asabımı bozuyorsun ya. Şimdi asabına bozulur. Gittikçe dilin bir ifadesi değişir. Ama bakalım bunun sonunda sen tutarlı tavrını devam ettirirsin. O asla sinirlerini bozmazsın. Soğukkanlılığını korursun. Kişiselleştirmezsin. Ve sonuçta ne olur? Bir şey, internet eğer bugün bize kötülük etmeseydi size ilginç bir şey dinletecektim. Telefon şakaları diye giriniz efendim ve galiba zannediyorum Google'da da var, YouTube'da da var. Bulunuz. Demirbank reklamı. Demirbank. Orada Demirbank'tan bir hanımefendinin karşı tarafta problemli bir müşteriyle konuşma tarzı var. Bulunuz lütfen, bir izleyiniz. Şimdi açıyor, diyor ki kadın, efendim diyor, Ali Bey'le mi görüşüyorum? Ha. Kimi aramıştınız? Ben Ali Bey'le görüşecektim. Niye aramıştınız? Falan. Kadın öyle bir mücadele veriyor ki adam durup aynı şeyi söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Durup problem çıkarıyor ve kadının oradaki zarafeti, konuşma tarzı, soğukkanlılığı adamı en sonunda insafa getiriyor. Biz o durumdayız. İnsanla uğraşıyoruz. Hünal. Sen adını versene bana. Adın ne? Adın ne senin? Ne? Metin Korkmaz. Vay Metin kardeşim var. Al bakalım al. Ben İSPARK Genel Müdürlüğü'nden denetçiyim kardeşim. Tebrik ediyorum. Sınırları biraz zorladım. Bravo. Tebrik ediyorum. Bunu genel merkeze bildireceğim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Yani hiç umulmadık senaryolarda olabilir. Denetimde var işte.